8 aylıkken SMA teşhisi konulan 23 aylık Batmanlı Ebrar bebek için istenen para toplandı. Ebrar bebeğin ailesi tedavi için Dubai'nin yolunu tuttu. Park işgalinin yoğun olduğu Batman'da İştek Bulvarı'da kaldırım üzerine park edilen otobüs şaşkınlık yarattı. Vatandaşlar, otobüsler de artık kaldırım üstüne park ediliyor dedi. Ulutaş ailesi Batman'da Ulutaş koyunculuğun vurgun yaptığı iddialarına yanıt verdi. Vurgun iddialarını yalanlayan aile, ekonomik zarar nedeniyle iş yerlerini geçici olarak kapatmak zorunda olduklarını ve müşterilerinin mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Batman İl Örgütü otosanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti. Batman'da kış öncesi ikinci el sobaya rağbet arttı. Batman'da kurulan semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından şikayet etti. Batman'ın Gerçüş ilçesinde Batman Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Dengbeç Gecesi düzenlendi. Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Batman Volkswagen Servisi arasında imzalanan protokolle üyelere indirimli servis ve bakım hizmeti verilecek. Batman Ticaret ve Sanayi Odası'na 2022 yılı rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından seminer verildi. Batman İl Özel İdaresi ekipleri Sason ilçesine bağlı Çakırpınar, Bayramlar, Aykonak, Grupköy yolunun 10 kilometrelik ikinci etap yol açma ve tesviye çalışmalarını tamamladı. Diorex Batman Petrol Spor'a forma sponsoru oldu. İmza töreninde konuşan Batman Petrol Spor Kulüp Başkanı Abdülvahap Akbaş, spor kulüplerinin ayakta kalabilmeleri için sponsora ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Batman'da 5 milyon TL'ye satılan dairenin fiyatı gazetemizde çıkan haberden sonra 2,5 milyon TL'ye düştü. Daire sahibi yanlışlık oldu dedi.